Malatya'da esnaflık yapan Ömer Fişenkçi özel bir televizyon kanalında telefon reklamı gördü. Son teknoloji olarak satışa çıkarılan lüks akıllı telefonu almak isteyen Fişenkçi telefona sarıldı ve fiyatı oldukça cazip olan telefondan bir adet sipariş verdi. Kısa süre sonra kargoyla gelen siparişleri ücretini ödeyerek alan Ömer Fişenkçi kutuyu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonunu marka telefon beklerken bana gönderdikleri para limitini de söyleyerek yani 115 TL ödedim, kargosu dahil olmak üzere. Bu kişiler dolandırıcı olduğunu sonradan malzemeyi aldıktan sonra anladım. Benim kızdığım nokta bu. Yani 100 lira 150 lira bir para değildir ama fakir fukara kimisi gönderiyor bıçak yerine teneke bıçak gönderiyor. İçinde bataryalar çıktı ve artı bana da kargocu arkadaş dedi ki Ömer Bey dedi siz dedi bu barkod numaramızla dedi bizim genel müdürlükteki kişilerle görüş. Kişilerle görüştüm o onun üzerine atıyor onun üzerine atıyor. Bu kişiler kimse bunları bulsunlar. Dava açmayı düşünüyoruz bayram araya girdi işte benim burası Yeşilyurt'a bağlıymış. Meğerse ben Battalgazi'ye gittim Battalgazi'deki yetkili arkadaşlar Ömer Bey dedi böyle böyle dedi. Bunlardan da sonuç çıkmaz dedi. Sizin dedi bu yapmış olduğunuz gibi binlerce insan dedi devamlı geliyor dedi. Kutuda sipariş ettiği telefon yerine oyuncak bir batarya ve bir şarj cihazı gören Fişenkçi yetkililerden bu tür reklamların yasaklanmasını istedi. Bu milleti dolandıranların hakkında devletin üst düzeyindeki yetkili kişiler bunlar hakkında soruşturma açsınlar. Yani bu milletin başında sahip yok mu zannediyorlar? Herkes dava için murgaşacak yani. Ben 115 lira vermişim öbürü ucuzdur. Eğer ucuzsa korutmuyorsa ne diye bu insanlara bu tebligatı yapıyorlar veya televizyonlara reklamlar gösteriyorlar. İki de bir sahte adresler, sahte şeyler. Yani ben insanlardan artık tiskindim.